Enflasyon Kulübü'ne hoş geldiniz. Evet, küresel piyasalar nezdinde bir miktar daha kaş karnı açıklamaları risk iştahını baskıladı. Fakat bunun yanı sıra içeriye bakıyorum. İçeride ise negatif bir gün. Volatilitenin de yüksek olduğunu seyrediyoruz. Borsa İstanbul BIST Endeksinde 0.13'lük geri çekilmenin yaşandığını takip ediyoruz. 7857 puandan da işlemden geçtiğini takip ediyoruz. Dolar TL tarafına bakacak olursak TL'nin dolara karşı hafif kaybı söz konusu. 28.47-29'dan işlemden geçerken Euro TL tarafında ise 30.47-91 seviyesi fiyatlanıyor. Euro dolar paritesine bakacak olursak DXY tarafındaki güçlenme, hafif bir güçlenme bir miktar daha burayı baskılamış gibi duruyor. 1.06.97 seviyesinden de işlemden geçiyor. Evet, pozitif bir görüntü vardı fakat ardından dün Kaşgar'dan yapılan açıklama ve Fed'in faiz artışlarına son verip vermeyeceği tartışma konusu olmaya devam ederken gelen Şahin açıklamaları ise piyasalardaki risk iştahını düşürdü ki özellikle MSCI Asya Pasifik Endeksinde 4 günlük yükseliş serisi bugün sonlandığını da takip ettik diyelim. Evet, Asya piyasalarındaki ayrıntıları alalım ve Asya'ya gidelim şimdi. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Evet, Asya temsilcimiz Sadi Kaymaz bizlerle birlikte. Sadi, hoş geldin yayınımıza. Neler aktaracaksın? Asya Pasifik Endeksi 4 günlük yükseliş serisi bugün son buldu. Açıklamalar mı dersin? Ne dersin? Pozitif algılanmıştı fakat gelen açıklamalar tat kaçırdı biraz. Hiç şüphesiz kaçırdı. Pelin, tabii dün itibariyle baktığınızda birden bire çok kuvvetli bir şekilde faiz indirimi, gelecek senenin ilk yarısında faiz indirimi potaya girmişti. Ama tabii Fed yetkilileri belki de beklentilerin dozunun aşırı kaçtığını düşündüler. Sanki bir müdahale oldu açıklamalarla birlikte. Bu hafta da tabii ki diğer mesajları takip edeceğiz ama dün günlük güneşlik bir başlangıç demiştik. Seri 4'e çıktı, yükseliş serisi demiştik. Bugün hava kapandı, öyle böyle de değil. Bütün varlık sınıflarında kapandı. Dolar endeksini güçlenirken görüyoruz. Asya'da hem gelişen hem gelişmiş ülke para birimleri geri çekiliyor. Hisse senetleri tarafına baktığımızda Kospi'de, Tokyo'da sertçe diyebileceğim satışlar var. Yine Hong Kong'da Çin hisselerinde aşağı doğru gidişat var. Dolayısıyla çok iyi değil hisse senetlerinde havalar. Yine emtia tarafına baktığımızda petrolden demir cephelerine kadar çok sert olmasa da yavaş yavaş böyle risk iştahının kapanmasıyla birlikte satışlar görüyoruz. Tabii bir taraftan da Çin'den dış ticaret verileri geldi. Karışık diye özetlemem gerekir ki aslında bir bardağın dolu tarafı var, benim bir boş tarafı var. İstersen boş tarafından başlayayım. O da bize dünyada dış talebin zayıf olduğunu söylüyor aslında dolaylı olarak. Neden? Çünkü ihracatta %2,5 kadar bir düşüş beklenirken %6,4'lük bir düşüş meydana geldi. Dolayısıyla beklentilerden çok daha kötü oldu. Ama diğer taraftan baktığımızda Çin'de iç talebin göstergesi İthalat, ithalatta da %2,5 gibi bir böyle yine aynı şekilde düşüş beklenirken hatta bazı ekonomistler Bloomberg Economics %5 düşüş bekliyordu ama düşmek bir yana %3 genişledi. Son 13 ayda da Çin ithalatında ilk genişleme oldu. Dolayısıyla acaba iç talep biraz canlanıyor mu? Aramal ithalatı, özellikle emtia ithalatı canlı mı şeklinde bir takım pozitif okumalar da var. Bardağın boş tarafı dedik, dolu tarafı dedik. Onun haricinde tabii emtia demişken Çin'in emtia iştahının çok canlı olduğunu zaman zaman seninle konuşuyoruz. Bunlardan bir tanesi petrol. Aydana'ya baktığımızda zaten çok yükseklerde seyrediyordu. %3,6'lık bir artış meydana gelmiş. 11.5 milyon varil her gün ithal ediyordu geçen ay itibariyle. Ortalama yine bakır tarafında da çok canlı Pelin. Çünkü içeride hem stoklar çok düşük, hem yenilenebilir enerji, hem elektrik altyapısı gibi pek çok böyle altyapı yatırım var. Bunlarla birlikte %23,4 artmış Çin'in bakır ithalatı geçen ay. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Evet, içeriğiyle devam ediyoruz. An itibariyle yatay bir performans sergiliyor. Spot tarafında BIST endeksinde 7865 puandan da işlemden geçiyor. Hemen Gedik Yatırım'a gidiyoruz ve yatırım danışmanlığı müdür yardımcısı Eda Karadağ bizlerle birlikte. Eda, hoş geldin yayınımıza. Nasıl bir seans günü geçiriyoruz? Merhabalar Pelin, iyi yayınlar.
Yatay bir başlangıç yaptık. Şu an için çok güçlü bir iştahın olmadığı dikkat çekiyor. Dün de zaten baktığımda 7.788 ve 7.900 puan aralığında bir seyir vardı. Kapanışında sınırlı da olsa 7.900 puan altında gerçekleştirmişti. Bugüne bakıyorum 7.800 puanın üzerindeyiz. Ancak şu an için daha açılışta 20 dakika oldu. Dolayısıyla biraz daha yatay ve temkinli bir piyasa olduğu dikkat çekiyor. Aslında biz bir süredir temkinli ve yatay seyirlerin olduğunu, hatta sıkışık seyirlerin olduğunu ifade ediyorduk. Geçtiğimiz hafta belki ayın başında 7.297 puana kadar gerilemişti ve buralardan tepkilerle karşılaşmıştık ama yine de piyasada şu anda 8.000 puan seviyesinin üzerine günlük kapanışlar yapmasını destekleyecek bir ortamın olmadığı dikkat çekiyor. Dolayısıyla belki bir süre daha Borsa İstanbul'da temkinli seyirler görülebilir. Ama bu oynaklığın bittiği anlamına gelmesin. Çünkü gün içerisinde de ani tepkilerle karşılaşabiliyoruz. Oynaklık artabiliyor. Bence bu noktada yatırımcılar hala dikkatli olsunlar. Teknik anlamda psikolojik direncimiz 8.000 puanlardan geçiyor. 8.000 puan seviyesinin üzerinde günlük kapanışlarla başlamasıyla birlikte yükselişin devam etmesini bekleriz. O zaman zaten kademeli bir şekilde yukarı yönlü potansiyelini güçlendirecektir ve 8.100-8.200 diye direnç noktalarını gündeme de getirebilir. Ama 8.000 puanın altında kaldığımız müddetçe ben Borsa İstanbul'da da kısa vadeli yükselişlerin birer tepki yükselişi olarak değerlendirilmesi düşüncesindeyim. Şimdilik olağanüstü bir durum olmadıkça ben temkinli seyrini koruyabileceğini değerlendiriyorum. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler yine yakından takip ediliyor. Bizim tarafla özellikle siyasilerden gelen açıklamalar izleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yurtdışı seyahatleri sonrası yaptığı açıklamalar takip ediliyor. Küresel tarafta risk iştahı çok güçlü değil. An itibariyle ABD vadeleri ekside, Avrupa endekslerinde de zaten gün içerisinde açılışlarda çok güçlü bir beklenti de bulunmuyor. Veri takvimi açısından da nispeten sakin bir gün. Açıklanacak Avrupa'da veriler var ama çok fazla ben piyasaların genelini etkileyebileceğini değerlendirmiyorum. Akşam saatlerinde de bizde yanlış hatırlamıyorsam 5'te Türkiye'de hazine nakit dengesini takip ediyor olacağız. Borsa İstanbul için bir tarafta tabii ki bilançolar da geliyor. Onları da takip ediyoruz ama son dönemde yaşanan gelişmeler, jeopolitik risklerdeki artış sebebiyle bilançoların etkisinde biraz daha geride kaldığını, sınırlı kaldığını gördük. Çok baskın hissedilmedi. O yüzden toparlayacak olursam Borsa İstanbul'da bugün özelinde yeni bir fiyatlama beklentim bulunmuyor. Yatay seyrini korumaya devam edebilir Pelin. Çok teşekkür ediyorum Eda, aktardıkların için diyoruz ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Burcu Kıratlı ile birlikte devam ediyoruz. Burcu günaydın. Gülün günaydın. Evet, şimdi piyasa şu andan itibariyle ne işaret ediyor vadeli taraf? Yatay diyelim. 8600 seviyesindeyiz. 8300'ler vadeli tarafta öne çıkan taraf destek olarak karşımıza çıkıyor. Spot tarafta ise 7700-7750'nin üzerinde kalıp kalmadığına dikkat edeceğiz bugün. Bankalar tarafından yapı krediden başlayayım. 1000'e yaklaşan bir düşüşle karşılıyor bizi. Keza Vakıf Bank da öyle. Bu hafta içi bunların kamuların bilançolarını alacağız. Tüpraş'ta %2'lik bir düşüş endeksi aşağıya çekiyor. Telekom gelen bilançosuyla endeksi yukarı çekenler arasında %3'lük bir yükseliş. Diğer hisselerde yatay bir görünüm olduğunu söyleyebilirim. Turkcell'de Telekom'un bilançosundan hareketle olumlu olduğunu söyleyebilirim. Genel anlamda ama piyasada havayı koklayacak olursak şöyle bir karışık diyebileceğimiz bir hava var. Gelen bilançolar hala böyle mesela enerjiye baktığımız zaman çok ciddi bir artışlarla karşılık bulmadığını görürüz. Türk Telekom ve Turkcell'de biraz daha pozitif, olumlu ayrışmalar olduğunu görüyoruz. İş Bankası'nın bilançosunun beğenilmediğini söyleyebiliriz bankalar tarafından ki Yapı Kredi ve Akbank'ı bir miktar daha etkilemiş gibi gözüküyor. Genel anlamda bugün sakin ve biraz daha bekle gör modunda, biraz daha yatay, daha volatilitenin belki düşük olduğu bir gün olacak gibi gözüküyor. Hazine ihaleleri yabancı yatırımcı açısından da en çok takip edecek tarafta yer aldığını söyleyebiliriz. Saat 17'de açıklanacak. Çok teşekkür ediyoruz. Aktardıkların için diyoruz ve araştırma masası noktalarız. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, şimdi kısa bir ara. Aranın ardından ise İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Turgay Özener bizlerle. Müzik.
Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve değerli konuğum İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Turgay Ozaner. Günaydın. Uzun bir zaman oldu. Seçim sonrasında neler beklenir, bir yatırım ortamı nasıl oluşur şeklinde aslında bir konuşmuştuk ama üzerinden epey bir zaman geçti. Yeni zirveler görüldü. Dolayısıyla bu yeni zirvelerle birlikte şekillenen de farklı yatırım ortamları oldu. TL mevduat diye bir şey tekrar hayatımıza girdi. Nasıl gözlemliyorsun Turgay Özener? Yani sen şu anda özellikle seçim sonrasında yatırım ortamı nasıl koşullandı? Esasında beklediğimiz gibi, yani Sayın Şimşek geldikten sonra beklediğimiz gibi oldu. Piyasalar normalleşmeye başladı. Son özellikle iki senedeki gariplikler yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Tabii bu biraz yavaş oluyor. Çok hızlı olma şansı yok bunun. Çünkü çok fazla makinenin parçalarıyla çok fazla oynanmıştı. Evet. Ben olaya biraz öyle bakıyorum. Dolayısıyla şimdi her şey yerli yerine oturuyor. İşte piyasalar rasyonel ekonomik politikalarla belli bir yere geldi. Hisse senedi piyasasını zaten bekliyorduk. Dolar TL'yi zaten bekliyorduk. Faizleri de bekliyorduk. Faizleri bir tık daha hızlı olma şansı vardı. Onu sonuçta daha yavaş faizleri arttırmayı tercih ettiler. Dolayısıyla sen de biliyorsun ki o kadar kolay değil ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bundan işte 4 ay 5 ay önce faiz arttırma diye bir şey, ne kadar faiz inecek diye konuşurken şu bugün yani o zaman bile konuşuyorduk. Evet, şimdi dolayısıyla bütün bunları ele aldığımızda rasyonel bir piyasalar oturuyor. Dolayısıyla mevduat da bugün günümüze bir yatırım aracı olarak geldi. İşte KKM'den dönen paralar olsun. Ve bunun yanı sıra sadece mevduat değil, özellikle şirket bonoları. Biz bu şirketi ilk satın aldığımızda 11 sene önce şirket bonolarında çok çok aktiftik. Ve çok da para kazandık o zaman. Ve ondan sonra ama o şirketler işte faizler düştü, değişik ekonomik politikalarla bankalardan, özellikle kamu bankalarından çok işte düşük faizli borçlar alınınca, krediler alınca bu ölmüştü. Şu anda tekrar çok canlandı ve gerçekten ciddi bir yatırım alternatifi oldu. Dolayısıyla mevduat ve bu kurumsal şirketlerin bonoları bence şu anda gözde bir yatırım aracı olarak önümüzde duruyor. Peki gözde yatırım aracı olarak mevduat ve bono tarafını gözlemliyorsun ama Borsa İstanbul tarafını nasıl, mesafeli mi yaklaşırsın bu saatten sonra? Ya Haziran ayıyla bu dönem arasında özellikle Ağustos sonu ve Eylül başına kadar, hatta Eylül'ün sonuna kadar çok daha hisse senedi piyasasına çok daha olumlu bakıyordum ama şu anda çok fazla bakmıyorum. Bence bu fair dediğimiz fiyatlamalar var şu anda. Yani bankalar defter değerleri bire yaklaştı. İşte biraz altında, biraz üstünde. Sanayi şirketleri önümüzdeki dönem sonuçta bir sıkı para politikasıyla tüketimin daralmasını bekliyoruz. Sanayi şirketleri belli fiyatlara geldi. İşte teknoloji şirketleri garip fiyatlara geldi diyeyim ben sana. Yani 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler fiyat kazanç oranları var. EBITDA çarpanları, yani normalde 10 olması gereken EBITDA çarpanları 25 olan şirketler var. Tabii burada 8,5 milyon tane yeni yerli yatırımcımız var. Ne kadar bilinçli mesela biraz? Yani bana sorarsanız %80'i %90'ı bilinçli değil. Yani çoğunlukla zaten halka arzlarla geliyorlar. Zaten geçen haftaki data çok ilginç. 500 bin tane yatırımcı gitmiş bir anda. Yani bir hafta 500 bin geliyor herkese. Ve yani çok normal değil bunlar. Tabii geçen seneki enflasyondan parasını korumak isteyen yatırımcı profili işte gerçekten bir para kazandı. Sonuçta enflasyondan kendini koruyabildi. Ama ben şunu görüyorum, hala ucuz hisseler, daha çok yabancının geçmişte çok fazla pozisyon aldığı hisseler hala ucuz. Yerli yatırımcı daha fazla momentum dediğimiz hisselerde, yani fiyata falan bakmıyorlar. Tamamen momentum'a bakıyorlar. Dolayısıyla oralarda çok işte oralarda çok aktifler. Dolayısıyla evet, ucuz hisseler var. Ama çok çok da pahalı hisseler var. Dolayısıyla bunlara bakınca ben bir de bono ve mevduata baktığımda aylık bir de kredi kullanıyorsunuz.
Kredi evet. faizleri de çok Tabii. yüksek şu anda hisse senedi piyasasında. %8'lik, %9'luk bir yani %9 falan kazanmanız lazım ki o hissede kafa kafaya gelmeniz lazım. Dolayısıyla ben biraz hisse senedine yani eskisi kadar çok böyle sıcak bakmıyorum. Yani sıcak bakmıyorum dedim yanlış bir kelime olmasın. Payı düşünmek. Yani payı evet payı düşünmek. Tabii ki hisse senedi her zaman olması gerekir. Sonuçta hisse bazında her zaman bir potansiyel vardır. Ama eskisi kadar %75'lerden değil de daha çok %25 ile %50 arasında gidiyor. Yani daha çok stratejinin ne olması lazım? İşte sert düşen günlerde pozisyon alıp İyi günlerde de pozisyonunuzu satmanız lazım. O faize eksi bir, artı bir alfa yaratmak için. Dolayısıyla böyle bir stratejiyle yatırımcıların olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben, biz de genelde fonlarımızda bunu yapıyoruz. Kendi yağımızda kavrulan bir yatırımcı kitlemiz vardı. Yani aslında Doğru. yabancı nezdinde geldi gelecek beklentiler de şekilleniyor ama. Şimdi Turgay Özener, yani opsiyon oynaklığına bakıyoruz şu anda işte 60'lardan 8'lere gelmiş bulunmakta 2015 seviyeleri. Dolayısıyla işte bakıyoruz aslında yabancı biraz daha Türk lirasının stabilize olduğunu da düşünüyor. Hal böyle olunca işte dünyada tahvillerin düşüşü, risk algısı bu bağlamda risk iştahının yükseldiğini. Gözler direkt TL cinsi varlıklara çevrilecek mi, çevrilmeyecek mi? Bu kadar bekliyoruz çünkü uzun zamandır bekliyoruz aslında geldi gelecek tekniği. Şimdi şöyle esasında uzun zaman dediğimiz 5 ay. Yani tamamen ekonomik politikaların değişmesi 5 ay. Dolayısıyla bizim de beklentimiz ilk TL varlıklarına, bonoya gelecek ve büyük bir olasılıkla 10 yıllık bonoya gelecek. Yani ben galiba geçen ayda ilk defa o 28,5'lardan 10 yıllık bono tahvil ihalesinde yabancı yatırımcıyı gördük. Para da kazandılar. Ama bu eski rakamlara göre çok komik rakamlarla ilk böyle bir yatırım yapmışlardı. Sonuçta muhtemelen de satıp karlarını realize etmişlerdir diye düşünüyorum. Şimdi buradaki bizim bakmamız gereken Türkiye'deki 10 yıllık faizin nereye oturacağı. Yabancı eğer dolayısıyla tabii ki burada Merkez Bankası'nın faiz artışının da nerede biteceği önemli. Yani ben 35'ler diye düşünüyordum. Fakat son revizelerden sonra enflasyon revize ettiler yukarı doğru. Dolayısıyla 40'lara gelebilir. Oradan sonra bence 10 yıllık bononun da bir yerde oturacağını düşünüyorum. Bu 30-32 mi olur, 28 mi olur onu bilemiyorum. Tamamen piyasa koşullarını o belirleyecek. Ondan sonra bonoya... özellikle yabancı yatırımcının gelme potansiyelini görüyorum. İşte o senin dediğin beklediğimiz zaman o zaman olacak. Ama bu tabii ki şöyle bir risk de var. Sonuçta Mart sonunda bir yerel seçim olacak. Evet. Yabancı onu mu bekleyebilir? Yoksa ondan önce pozisyon mu alabilir? Onu bekleyip görmek lazım. Yani nasıl bir... Ama şuna eminim. Zaten geçen günde galiba Bloomberg siz yazdınız. Yani bütün dünyadaki büyük eskiden Türkiye'deki bono pozisyonu olan büyük fonlar Türkiye'ye bakıyor artık. Evet. Yani bu bile önemli. Yani geçen sene telefon açtığınızda telefonu açmıyorlar, yüzümüze kapıyorlardı. Raporlardan aynen öyle. Şimdi ilgileniyorlar. Evet, doğru. Dolayısıyla yani Türkiye bu piyasadan çok uzak kaldı. Yani dolayısıyla bu bizim için bir artı olabilir. Ama dediğim gibi yani bir yerde 10 yıllık bonolara o ciddi girişi gördükten sonra işte ondan sonra ikinci etapta hisse senedine o gerçekten hisse senedi şeyine gelebilirler, pozisyonu alabilirler. Ama en büyük para ilk etapta biz 10 yıllık bonolarda geleceğini düşünüyoruz. Şimdi o halde şunu sormak isterim. Yani seçime giden süreçte biz Türk lirasındaki volatiliteyle de karşılaştık. Yani bir baskılanma süreci var ardından seçim sonrasındaki süreçte tekrardan serbest bırakım ve TL'nin dolara karşı sert bir şekilde değer kaybı. Bugün TL'nin stabilize olduğuna inanıyor musun? İnanıyorum yani çünkü esasında bu iş biraz da matematik. O gün bir baskı vardı. Dolar alamıyordunuz. Ya bankalardan dolar alamıyordunuz. Veya %10'luk spreadler vardı. %8. Biz bunları kapalı çarşıyla bankalar arasında garip spreadler falan oluştu. Yani o baskı vardı. Şimdi bugün o baskı göreceli olarak yok. Yani bugün tamamen de serbest diyemeyiz ona. Ama
şunu unutmamak lazım. Bugün bir faiz var. Yani bir alternatif var. Hele KKM'den dönenlere 50'nin üstünde bir faiz veriliyor. Ciddi bir oran. Bu ciddi bir oran. Yani siz 3,5 enflasyona siz reel bir olarak 4 küsür şey alıyorsunuz. Faiz alıyorsunuz. Dolayısıyla bugün yatırımcının çok fazla dolara talebinin olma ihtiyacı yok. Yani o zaman vardı ama bugün yok. Bugün sonuçta TL'de paranızı iyi değerlendirme potansiyeliniz var. Tabii burada bir risk var. Şimdi bankalar mevduat faizlerini enteresan şekilde şu geçen hafta bir aşağı indirdiler. Evet. Onlar da şimdi kredi vermek istemiyorlar. Dolayısıyla mevduatı da aşağı indiriyorlar. Ama tabii, bankadan da bir uyarı geldi aslında. Yani bankacı o bir risk sistemi. Tabii. Çünkü neden risk? Sonuçta evet KKM'den siz faizi aldınız 55, 3 ay sonra 35'e gelirseniz siz tekrar bir dolara dönme potansiyeliniz olabilir. Dolayısıyla bence şu anda bankaların mevduat faizlerinde yani değişiyor. Birisi 35 veriyor, birisi 43 veriyor. Falan. Çok acayip, çok ciddi bir gap var. Dolayısıyla bunun bir oturması lazım ki bence 40'ların üstüne, 40-45'lerin üstüne bir genel olarak mevduatların bir oturması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu olduğunda dolardaki stabilizasyon daha rahat olacak. Ve her zaman söylediğimiz bir şey var. Enflasyon 4 mü? 3,5. Evet. TL şey değer kaybedecek. 3 değer kaybedecek. Yani hep enflasyondan biraz altında değer kaybedecek diye düşünüyoruz. Çünkü o zaman ihracatçıyı da zor durumda bırakmamış oluyoruz. Yani geçen seneye döndüğümüzde ihracatçılar ciddi zarar ettiler. Evet. Çünkü yurt dışı... yurt dışına doğru dürüst bir mal satamadılar. Türkiye'de alışları, satışları, TL, ham madde, işçi veya işte asgari ücret çok yukarı gitti. Enerji fiyatları gitti. Korkunç bir rasyonellikten uzak bir şey vardı onlar için. Ama bugün şimdi bakıyorum aynı zamanda senin de vardır muhakkak bir sürü ihracatçı şirket sahibi arkadaşımız, yöneticisi arkadaşımız. Yani bugün onlar da en azından şeye göre 5 ay 6 ay önceye göre ne yapacaklarını 3 aşağı 5 yukarı daha iyi yani görüyorlar. En azından aslında sıkılaştırma adımları bir nevi normalleşme adımlarını da beraber. Aynen öyle bravo. Yani rasyonelleşme, yani normalleşme ne dersek diyelim ama şu anda hani biz bunu 2024'ün esasında ikinci yarısından sonra aynı bu şekilde devam edersek gerçekten normalleşmiş bir ekonomi sahip oluruz. Yani yüksek enflasyon var mı? Olabilir ama yani 90'lı yıllarda da yüksek enflasyon vardı. Yani Türkiye 90'lı yıllarda büyümedi mi? 90'lı yıllarda da enflasyon vardı. Devalüasyonlar olurdu. Ama bir şekilde ekonomi yine canlı ve bir şekilde dönerdi. Şimdi bizde de aynı şey. Yani yüksek enflasyon olabilir. Belki 20'ler 30'lar arasında uzun süre belki kalabilir. Ama sonuçta yatırımcı da olsun, şirket sahipleri olsun ne yapacağını bilir. Önünü görebilir. Evet. Bence buradaki en önemli şey önünü görmek. Ya beklentinin net bir şekilde şekillenmesi aslında. Yani beklenti öyle yoktu değil mi? Yani ya beklenti şöyle, Merkez Bankası enflasyon 8 olacak diyor, 30 çıkıyor. Yani işte dolar şu olacak. Yani şimdi bu Merkez Bankası'nın kredibilitesini de çok düşürdü. Şimdi bugün geldiğimiz noktada ama bu kredibilite yavaş yavaş geri kazanılıyor. Dolayısıyla doğru yapıldığını düşünüyorum bazı gelişen şeyleri. Ülkeler sepeti içerisinde Türkiye'nin potansiyeli o zaman Tabii ki artacak. Yani bak ne diyorum, yani telefon bile açılmıyordu. Bugün herkes Türkiye'yi öyle veya böyle takip etmeye başladı. Çünkü gerçekten bir potansiyel var. Yani ekonomik olarak biz gerçekten bütün gelişen ülkelerdeki ekonomimiz bu kadar dinamik bir ekonomi. Şirketler ve bankalarda diyeyim. Yani immün, yani bütün bu ekonomik problemleri, krizleri çok iyi bir şekilde ekarte etmişler yıllar boyunca. Bugün de ekarte ederler. Dolayısıyla yabancılar da bunu biliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'ye, Türkiye'nin o dinamik ekonomisine her zaman sıcak bakarlar. Eğer doğru ekonomik politikalar olursa tabii ki. Peki, şimdi mevduatı işin içerisine koydun. Bonayı koydun. Hissenin payını düşürürüm dedi. Ya şöyle, hisse 25 ile 50 arası olması lazım. Kötü günde 50'lere çıkıp iyi günde 25'lere düşürmek lazım. Peki başka?
senden arsa ürünü almak istiyorum. Çünkü genelde gayrimenkul diyordun. Bir şey diyeyim, arsaları aldık, paralar kazanıldı. Yani şimdi, şu anda yani mesela gayrimenkul fiyatları bu tamamıyla de bana, bence pahalı. Ama şöyle bir şey var. Arz ve talep dengelenmedi bir türlü. Yani özellikle büyük şehirlerde arz çok az, talep çok fazla. Bir de tabii depremle ilgili bir problem olduğu için yani en fazla da gayrimenkulün İstanbul gibi büyük şehirlerde olduğunu düşünürsen. Dolayısıyla orada bir fiyat dengesizliği oluyor. Yani arsa tabii ki arsa benim son 1-2 yıldır baktığım bir olay ama gerçekten enteresan şekilde çok ciddi paraların kazanıldığı bir ortam olmaya başladı. Bu da ekranda söyledikten sonra daha iyi hakikaten. Evet yani çok ilginç bir şekilde ama gerçekten çok insanlar çok ciddi paralar kazandılar. Dolayısıyla iyi bir yerden uzun vadeli, tabii kısa vadeli olmuyor, bayağı bir uzun vadeli olabilir. Ama şu anda bana kalırsa daha likit, daha hızlı para kazanılacak şeyler var. Yani dediğim gibi yani TL varlıklarına çok daha sıcak bakıyorum. TL varlıklarına. Evet, senden bunu duymak seçim öncesi ve seçim sonrası böyle kıyasladığımız zaman o kadar ilginç geliyor ki şu an. TL varlıklara daha sıcak bakıyorum diyorsun. Evet. Müthiş bir şey yani. Yani hayır şöyle... Yani burada bir karar vermen lazım. Yani dolara o zamandaki baskı bir yerde hani patlaması gerekiyordu. O oldu. Ondan sonra faizlerin normal yerlere yavaş yavaş gelmesi. Dolayısıyla bak sana çok enteresan bir şey söyleyeyim. Son 4-5 sene haricinde benim şahsi olarak yabancı para yatırımım hiç olmadı. Öyle mi? Evet, her zaman TL'ydi. Son yani 2018'den itibaren yabancı parayla ilgili bir şahsi yatırımım olmuştur. Bugün baktığımda gene yok. Gene TL'yi tercih ediyorum mesela. Çünkü ya dediğim gibi bir faiz var. Yani bugün şişe cam 48'den sana o bono imkanı sürüyorsa bunun da bileşiği yaklaşık 55'lere geliyor. Yani benim dolara gitmemin bir esprisi veya işte yabancı bir paraya gitmemin esprisi olmadığını düşünüyorum. Doğru. Aslında yani fonlar için %100 öyle zaten. Yani değil mi? Bireysel olarak, kişisel olarak değişik tercihler yapabilirsin. Ama yani fonlar için dolar pozisyonu, yani biz Haziran seçime kadar full dolar pozisyonu taşırken bugün sıfır dolar pozisyonumuz var. Yani dolayısıyla bunu Temmuz sonu itibariyle tamamen sıfırlamıştık. Bugün de ona bir ihtiyaç duymuyoruz yani. Yani burada atılan doğru adımlar aslında bir miktar daha TL cinsi yatırım varlıklarını öne çıkarttığını takip ediyoruz. Kesinlikle. Peki küresel koşullar buna nasıl izin verecek? Şimdi orası çok ilginç. İlk soru şu, acaba 25 bas puan daha yapacak mı, yapmayacak mı Fed? Yapmama olası şu anda yapmayacak görünüyor. Ama bence dünya biraz enteresan bakıyor, çok biraz pembe bakıyor. Yani çok net şu açıklamayı veriyorlar. Evet belki yapmayabiliriz ama uzun süre faizler burada kalacak. Yani şu anda hemen Haziran ayında faiz indirimi fiyatlanmaya başlandı. Yani onu bilemiyorum. Yani çünkü hizmet sektöründeki enflasyonu bir türlü geri gelmiyor. Yani yavaşlamıyor bile. Yani bu Türkiye için de geçerli. Bütün dünya için de geçerli. Yani önümüzdeki dönem enerji fiyatlarının ne olacağını da bilmiyoruz. Yani Ukrayna-Rusya savaşı, şimdi işte İsrail-Hamas, orada İran faktörü girer mi girmez mi? Onlar tamamen koskoca bir soru işareti. Dolayısıyla küresel piyasalar ancak Haziran'dan sonra bir rahatlayabilir. Belki onun satın alması Nisan'da başlayabilir ama önümüzdeki 3-4 ay hala birçok data gelecek. Fed'in bu datalar karşısında veya işte İngiltere'nin veya işte Avrupa Merkez Bankaları'nın nasıl hareket edeceğini görmemiz lazım. Yani tamamen datayla alakalı bir yol çizilecek. Dolayısıyla bugünden 3 ay sonra 4 ay sonrasında konuşmak
Bence biraz havada kalacak. Havada yani. Aynen, bravo. Havada kalacak. Hı hı. Dolayısıyla FED de zaten aynı şeyi söylüyor. Evet. Yani FED Başkanı da aynı şeyi söylüyor. Yani datalara bakacağız diyor. Hani o datalar istedikleri gibi gelmezse, belki bir 25-50 bas puan daha artarsa, o zaman daha fazla, daha başka bir şey konuşuyor oluruz. Ama şu etapta, hani bugünkü şartlarda faiz buralarda, en azından Haziran'a, belki bana sorarsan belki 2024'ün son çeyreğine kadar kalacak görünüyor ki o enflasyonun tamamıyla kontrol bekle altına... Bekle gör aslında hakimiyet. Doğru. Bu şu anda. Bizde biraz daha içeride varlıklarda hamle yapma zamanı, ama o tarafta ise biraz daha bekle gör. Yani biz şu anda... Şöyle bir şanssızlık var. Biz faiz arttırma ortamına girdiğimizde onlar faiz indirme ortamına, onlar faiz indirmelerini biz... Yani böyle belki bir... neyimize olabilir mi ama? Öyle de bir durum var. Yani İşte TL var. Evet, bravo. Tabii ki TL varlıklarında bir lehimize... Bak, zaten gerçekten orada sen demin söyledin. O zaman TL varlıklarına gerçekten bir ilgi olabilir. Faiz düşüşü dünyada. Şimdi Türkiye'de ciddi bir carry'den dolayı, yani bir para kazanma potansiyeli olabilir. Yabancı gelir, niye gelmesin? Sonuçta yabancı da para kazanmak için gelecek. Evet. Sen onlara o ortamı sunarsan, rasyonel bir ortam sunarsan, herkes sonuçta para kazanmak istiyor. Evet, bakalım bundan sonraki süreçte, çok zaman geçmeden tekrar seninle birlikte konuşmak istiyorum. Bakalım yabancı varlıklar, yabancı yatırımcıların ilgisi TL varlıklara yönelik nasıl olacak yine. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. İçin İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Turgay Özener bizlerle birlikteydi. Şimdi hastaya gidiyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Dubai temsilcimiz Ersoy Kazancı bizlerle birlikte. Ersoy, hoş geldin yayınımıza. Evet, Asya ve Orta Doğu'da neler öne çıkıyor? Pelin merhaba. Evet, bugün Asya'da satışlar hakimdi. Özellikle Fed yetkililerin açıklamaları son dönemdeki ralliye biraz ara verilmesine sebep oldu. Neil Kashkari enflasyona karşı zafer kazandık demek için daha erken deyince biraz ara verildi diyelim. Özellikle Güney Kore eksi de başı çekti. Gerçi o dün artıda başı çekiyordu. Açığa satışın yasaklanması orada ralli yaşanmasına sebep olmuştu. Bugün genel olarak satışlar hakimdi. Avustralya Merkez Bankası da faizleri 25 bas puan arttırdı. 4.1'den 4.35'e getirdi. Şangay yatay diyelim, orada da Ekim ayı dış ticaret rakamları açıklandı. İhracat beklenenden fazla daraldı. İthalat da beklenenden fazla arttı. Ama Çin'de yavaşlama devam ediyor diyelim. Petrol tarafında ise dün biraz artış vardı. Bugün o artışı geri verdi. Düşüş seninle konuştuktan sonra da devam etti. 84 dolara geldi. Dünyada talebin artmaması, bu savaşın çok fazla genişlememesi, bir de Fed'den gelen açıklamalar petrolde biraz satış baskısına sebep oldu. Aramco'nun 3. çeyrek karı açıklandı. 123 milyar riyal ile beklenenden yüksek geldi 3. çeyrekte, ama geçen seneye göre düşüş var. Orada en önemli dikkat çeken konu temettü dağıtımına devam edecek olması. Sene boyunca 29.4 milyar dolar temettü dağıtacak. Suudi Arabistan için çok önemli, çünkü bütçe açığı vermeye başladı. Üretim kesintisi sebebiyle temettü gelirli Suudi Arabistan açısından çok önemli. Son olarak da Orta Doğu'daki savaş durumu devam ediyor. Netanyahu ateşkese karşıyız dedi. Savaş bittikten sonra Gazze'nin kontrolü bizde olmalı lazım dedi ve taktiksel duruşlara şu anda tartışılıyor. Son başlıklar böyle. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Evet, yatırım kulübünün noktalı öz görüşmek dileğiyle.